Evet hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz değerli vatandaşlarımız biliyorsunuz 3 Kasım tarihi itibarıyla Kasım ayı enflasyonu açıklandı ve 5 aylık enflasyon yüzde 5.71 olarak gerçekleşti bu kesinleşen gerçek bir rakam yani tahmin değil sadece önümüzde Emekli vatandaşlarımızın maaşlarının belli olabilmesi için sadece ve sadece bir ay kaldı. Yani Aralık ayı kaldı. Aralık ayında enflasyonu eğer e, ortaya çıkarsa ki bu 3 Ocak tarihinde çıkacak. Böylece emekli vatandaşlarımızın e, maaşları belli olmuş olacak. Ancak e, hükümetin yayınlamış olduğu yeni ekonomi programında değerli izleyicilerimiz yıllık enflasyon biliyorsunuz yüzde %12 olarak gösteriliyor. Daha sonra Merkez Bankası ilk başta %12.69 olarak yıllık enflasyonu açıklamıştı. Daha sonra hükümetin yayınlamış olduğu %12'lik yıllık enflasyon hedefinden sonra Merkez Bankası da ne yaptı? Hedefini güncelledi ve Merkez Bankası da dedi ki %12.69 değil. Ben de diyorum ki %12 olacak dedi. Aynen hükümetin dediği gibi. Dolayısıyla aslında 3 aşağı 5 yukarı... 3 Ocak tarihinde yıllık enflasyonun ne olacağı büyük bir ihtimalle belli. O da %12 civarında olacağı büyük bir ihtimalle tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. Yani şu anda 5.71 olan maaş zammı şu anda gerçekleşen itibariyle söylüyorum. 3 Ocak tarihi itibariyle eğer %12 gerçekleşirse ki bu büyük bir ihtimalle gerçekleşecek. %6.65 olacak değerli izleyicilerimiz ee, maaş zammı emekli vatandaşlarımızın peki yüzde altı altmış olduğunda SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşlarımızın maaşları neler olacak bunları tek tek sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimiz yüzde ee, 6.65'lik maaş zammına göre ki bunu kafadan atmıyoruz neye göre söylüyoruz hükümetin yayınlamış olduğu yıllık enflasyon ıı, rakamı yüzde on iki eğer yüzde on olursa yılın ikinci 6 ayındaki gerçekleşecek enflasyon yüzde altı oluyor. Dolayısıyla SSK'lı ve bağ kurulu emekli vatandaşlarımızın maaş zammı da yüzde altı olacak çok büyük bir ihtimalle. Peki yüzde altı nokta gerçekleşirse e, emekli vatandaşlarımız SSK'lı ve bağ kurulu emekli vatandaşlarımız... ...ne kadar maaş alacaklar? Bunları tek tek sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Ee, 1200 lira alan bir emekli vatandaşımız... 6.65'lik maaş zammına göre... ...maaşı 1279 lira oluyor. 1300 lira alacak olan bir vatandaşımız... ...1386 lira olacak. 1400 alan SSK'lı ve Bağkurlu bir vatandaşımız... 1493 lira oluyor. 1500 lira alan bir vatandaşımız 1599 lira oluyor. 1600 lira alan bir vatandaşımız 1706 lira olacak. 1700 lira alan bir vatandaşımız 1813 lira olacak. 1800 alan bir vatandaşımız 1919 lira maaş alacak. 1900 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımız 2026'ya çıkacak maaşı. 2000 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımızın maaşı 2133 liraya çıkıyor. 2100 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımızın maaşı 2239 liraya çıkıyor. 2200 alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımızın maaşı 2343 liraya çıkıyor. 2300 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli bir vatandaşımızın maaşı 2449 liraya çıkıyor. 2400 lira alacak SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımızın maaşı 2559 lira olacak. 2500 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımızın maaşı 2666 lira oluyor değerli izleyicilerimiz. 2600 lira alan şu anda SSK'lı ve Bağkur'lu emekli bir vatandaşımızın maaşı 2772 lira oluyor değerli izleyicilerimiz. 2700 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli bir vatandaşımız e, ee, %6.65'lik zam ile 2879 liraya çıkıyor maaşı. 2800 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli bir vatandaşımızın maaşı 2986 liraya oluyor. 2900 lira olan bir vatandaşımızın emekli vatandaşımızın maaşı 3092 lira olacak değerli izleyicilerimiz. 3000 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşımızın maaşı 2199 lira olacak değerli izleyicilerimiz. 3100 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu bir emekli vatandaşımızın maaşı 3306 lira oluyor. 3200 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşımız 3412 lira alacak. 3300 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşımız 3.519 lira alacak. 3.400 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşımızın maaşı 3.626 lira olacak değerli izleyicilerimiz. 3.500 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşımız iç 3.732 liraya çıkacak. 3600 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımızın maaşı 3839 lira olacak. 3700 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımızın maaşı 3946 lira oluyor. 3800 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımız 4052 lira olacak. 3900 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşımız 4159 lira olacak değerli izleyicilerimiz ve 4000 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşımız 4266 lira olacak. Şimdi videomuzu sonradan açan izleyicilerimiz olabilir onlar için ne açıkladık neye göre açıkladık bunları bir daha ifade, ifade etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Temmuz ayından itibaren Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 5 aylık enflasyon şu anda %5.71 olarak gerçekleşti. Yani bu gerçekleşen kesin yani bu tahmin falan değil. E, eğer Aralık ayında enflasyon sıfır çıkarsa maaş zammı %5.71 olacak. Ancak biz biliyoruz ki Hükümet yayınlamış olduğu Berat Albayrak, Sayın Bakan Berat Albayrak tarafından yayınlanan yeni ekonomi programındaki buna kısaca YEP diyoruz biliyorsunuz, yeni ekonomi programında yıllık enflasyonun yüzde 12 olacağını tahmin ediyor. Merkez Bankası da daha önceki aylarda yüzde 12.69 olarak tahmin ediyordu. Daha sonra yeniden Merkez Bankası da güncelleyerek... Dedi ki benim tahminimde yıllık enflasyon %12 olacak e, dedi. E, hükümet de şu anda %12 olacak diyor. %12 olarak eğer gerçekleşirse ki bu büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal %12 gerçekleşemesi. E, dolayısıyla e, yılın ikinci altı aylık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde %6.65 çıkıyor. Ne demek bu? Şu demek. SSK'lı ve bağ kurulu emekli vatandaşımızın maaşı, emekli vatandaşımızın maaş zammı yüzde altı olacak demektir. Peki bu şu anda yüzde kesin diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Ne zaman yüzde kesin olacak? 3 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla ee, kesinleşecek. Ama Hükümet bunu programına yazdığına göre %12 olacak şeklinde çok büyük bir ihtimalle %12 olacağını tahmin ediyoruz değerli izleyicilerimiz ve %12 olursa SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımızın e, maaş zammı ne olacak Ocak ayındaki emekli vatandaşlarımızın maaş zammı %6.65 oluyor. İşte biz de bu %6.65'lik tahmine göre Değerli izleyicilerimiz ne yaptık? Tek tek vatandaşlarımızın maaşlarını söylemiş olduk. Şimdi e, tabii ki yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize ben çok çok teşekkür ediyorum. İlgi gösteren değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. E, yayınımızın sonunda şunu da belirtmek istiyorum. Tabii şu anda 1200 lira, 1300 lira, 1400 lira alan emekli vatandaşlarımız var. Bunlar tabii ki geçim sıkıntısı çekiyorlar kesinlikle çünkü günümüz şartlarında artık 1000 lirayla, 1200 lirayla, 1300 lirayla, 1400 lira gibi rakamlarla geçinmek gerçekten zor. O nedenle hükümet yetkililerine, değerli e, milletvekillerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki e, değerli vekillerimize sesleniyoruz. Diyoruz ki bir emekli vatandaşımızın maaşı en azından asgari ücret kadar olmalı. En azından yani 2020 TL'nin altında e, ee, maaş alan bir emekli vatandaşımız olmamalı. Zaten adı üzerinde asgari ücret yani en az olması gereken ücret 2020 TL diyor şu anki an itibariyle tabii ki bu Ocak ayında o da zamlanacak. Dolayısıyla emekli vatandaşımızın en düşük maaş alan emekli vatandaşımız en az asgari ücret kadar almalıdır. Devlet büyüklerimiz bu düzenlemeleri yaparsa tabii ki Emekli vatandaşlarımız minnettar kalacaklardır. Biz de emekli vatandaşlarımız adına tabii ki minnettar kalacağız. Onların geçim sıkıntısı giderilirse tabii ki biz de bundan büyük bir mutluluk duyarız değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Gözlerimde küçük bir sağlık sorunu var. O nedenle bu gözlüğü kullanmak durumunda kaldım. Hani merak eden izleyicilerimiz olabilir. Yayınımıza katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Sağ olun.